Kemal'e de saydırdın iki satır. Kemal'e saydırmadım da bir tweet'i önüme düştü. Dedim ya, yayından önce 5 dakika Twitter'a girdim. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki çocuklar konusunda sakin olmalıyız. Dikkatli olmalıyız. O an işte evet amına koyayım ya, ne eksiklik. Dikkatli olmalıyız. İşte bu uyarı ya. Ya işte bu uyarı ya. Arkadaşlar biz bunları kitaplarımızda olmasa da tweetlerimizde anlattık. Bilinmeyen tarih Cemre Demirel. Dur bulabilecek miyim? Biz bunları kitaplarımızda anlattık. Heh çıktı. Gözünü sevdim. Bu arada Twitter yavaş açılıyor bende. Sizde de öyle mi? Acaba kapatılmaya bir hazırlık mı? Hadi hayırlısı. Bak 8 Eylül 2022'de yazmışım. 6 ay önce. Bilinmeyen tarih. Fransız ihtilalinde kan gövdeyi götürürken sakin olmalıyız açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu en yakın kilisenin çatısından aşağı fırlatılmıştır. 8 Eylül 2022. Bugün Twitter'a giriyorum, aynı şey. Ülkenin 1/5'i yıkılmış amına koyayım. Diyor ki dikkatli olmalıyız. Abi bakın. Şimdi siyasetçisin sen. Tamam mı? Bu deprem olayını çok güzel bir şekilde muhalefet olarak kullanabilirdin. Yapmıyor. Yapmıyor. Sizden ahlak bekleyen yok. Biraz pragmatist olun, onu istiyoruz. Yok. Gidiyor Pervin Buldan'la Diyarbakır'da açıklama yapıyor. Ajan arkadaşlar, benim bu saatten sonra bu adamın ajan olmadığına ikna edecek birisi yok. Önceki gibi ya tamam uğraşıyor iyi niyetli ama beceriksiz diyemem. Hayır. Beceriksizden de öte ajan bu adam. Ajan. Ajan görevini yapıyor. Bu görüşüm değişmez benim. Allah aşkına anket yapalım mı? Tabii şimdi sizi etkilemiş olacağım ama Kılıçdaroğlu iyi niyetli ve beceriksiz mi? Ajan mı? Evet, anket yapıyorum. 2000 kişiyiz. Yarınız oy verse yeterli. Beceriksiz ajan. Buna katılmıyorum. Çok becerikli bir ajandır o zaman. Eğer ajansa. Her şeyde doğru hamleleri yaptı. Ülkenin anası sikilirken Work and Travel'a gitti. Sansür yasası çıkacak. Almanyalarda, Amerikalarda fink attı. İmamoğlu'nu dostlar alışverişte görsün diye destekledi dava muhabbetinde. Yani sırf şu son 3 ayda yaptıkları bile yeterli. Geri kalan 13 senedir yaptıklarına şey yapmıyorum. Girmiyorum. Evet, 1000'den fazla oy kullanıldı. %68'i ajan diyor, %32 iyi niyetli diyor. Yani ben de %100 ajandır diyemiyorum. Gözümle görmedim. Delilim yok. Ama bir insanın bu kadar beceriksiz olması mı daha yüksek ihtimalli, ajan olması mı daha yüksek ihtimalli diye kendime sorduğumda ajan olma ihtimali ağır basıyor yani. Hani bu kadar da beceriksiz olunamaz. Arada bir doğru işler yaparsın. Anladın mı? Hep verdiğim örnektir. Her sene böyle birisi çıkar der ki ben ÖSS'de ya da işte YKS'de tüm soruları yanlış yapacağım. Çok zor bir şeydir. Arada yanlışlıkla doğru yaparsın. Ha, bu adamın da arada bir yanlışlıkla doğru yapması lazım, yapmıyor mesela. Emir alan piyon olabilir bir hoca budu diyoruz, ajanda kastımız o. Evet, seks kasetiyle başa geçmiş bir adamdan söz ediyoruz en nihayetinde. Bu yani artık klişe bir durum.